Frekansına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün özellikle dünya genelinde yayılan virüs salgınının dış ticarete yansımasını, diğer yanda Çin'de eğer üretimin kayması durumunda Türkiye bunu fırsata çevirebilir mi? Bu sorunun yanıtını beraberinde yurt dışı anlamında yatırım fırsatlarını soruyor olacağız ve Türkiye'de 2020 yılı için iş dünyası hangi yönde fırsatlar ve dikkat çekici konularda uyarıları olacak? Tüm bunları bugün DEİK Türkiye Bangladeş Ülke İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı ve İTMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tecdelioğlu'ndan dinleyeceğiz. Çetin Bey hoş geldiniz hoş diyerek başlamak istiyorum. Şimdi çok sıcak bir günden sürekli Dünya Sağlık Örgütü'nden de birbiri ardına açıklamalar geliyor. En son yapılan açıklamada virüs birçok ülkeye bulaştı. Hasta sayıları artıyor, ölü sayıları artıyor. Dünya Sağlık Örgütü de ancak buna karşılık seyahat ve dış ticaret anlamında bunun bir etkisi olmayacağı şeklinde bir açıklaması geldi. Siz ne dersiniz? Dış ticari anlamda bunun karşılığı ne olur? Özellikle yurt dışında Çin'de yapılan çok fuarlar oluyor. Çin'den hem ithal ürün gelişleri çok oluyor. Bu bir nebze kamuoyunda belki bir miktar ticarette negatif yansıması olur mu? Hülya Hanım. Ticarette olumsuz yansıması olacağına inanıyorum. Çünkü birçok hava yolları da zaten Çin'e olan seyahatlerini durdurmuş vaziyette. Tabii ki bu Türkiye'deki yerli üreticisi açısından bakıldığı zaman belli ölçekte bir avantaj da sağlayabilir. Çünkü ülkemize Çin ürünlerinin fazla girişlerini belli bir süre belki önüne geçebilir diye düşünüyoruz. Biz yerli üretici olarak her zaman için kendi yerli malın kullanılmasını ve Türkiye'de tüketilmesini tabii destekliyoruz. Bu bakımdan bu virüsün ticari açıdan olumsuz Çin mallarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Peki Çin'den üretimin belli farklı noktalara kayması durumunda, gerçi orada çok yüksek makro ölçekli üretimler vardı, Türk üreticiler bunu fırsata çevirebilir mi? Çevirmesi gerektiğini ve daha çevik, hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Zaten mailleşmelerde Çin ürünlerine şu an tepkiler olduğunu görüyoruz. Ve Çin ürünlerin alınmaması ve burada bir şekilde ürüne de virüsün bulaşması vesilesiyle insana geçebileceği söyleniyor. Bu vesileyle insanlarda bir korku uyandı şu aşamada. Özellikle bu hastalıkla ilgili herhangi salgın, virüsle ilgili herhangi bir daha aşının geliştirilememiş olması bunun da yaz aylarına kadar sürebileceği yönünde özellikle bugün Amerika'dan gelen açıklamalar vardı. Ne dersiniz? Dünya Sağlık Örgütü der ki seyahat ve ticaret faaliyetlerin durdurulmaması yönünde bir tavsiyede bulundu. Bu karşılık bulabilir mi? İş dünyası olarak siz çok yurt dışında fuarlara gidiyorsunuz, görüşmeleriniz oluyor. Bu bir miktar tedirginlik veya soru işaretleri doğurdu mu? Yansıması ne olur? Hande Hanım, ciddi anlamda tedirginlik doğurdu. Hatta Çin'de bizim Mart ayında düzenlenecek olan mermer fuarımız vardı. İstanbul Maden Metalleri Üreticiler Birliği'nin. Onu Haziran ayına ötelediler. Şu an Çin'de Guangzhou'da yapılacak Canton fuarı var. Nisan ayında çok ciddi İstanbul Ticaret Odası'nın organize ettiği 150'nin üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşecek bir fuardı. Bu fuara şimdi birçok firmadan ben katılmayacağım, gitmek istemiyorum gibi yazılar gelmeye başladı. Çin dünyanın ciddi anlamda tedarikçisi. Yani Çin her tarafa çok bol miktarda her türlü ürünün pazarlamasını yapan, bunu kaygılanan çok ciddi Avrupa Birliği'nde büyük bir kaygı var. Bence Avrupa Birliği'ne yakınlığımızdan dolayı bu Avrupa Birliği'ye olan ticaretimizde daha bir ön plana bizim geçmemizi sağlayacak. Tabii bu kötü bir fırsat. Yani bu fırsatı, krizi fırsata çeviriyoruz ama sonuçta insanlar ve tehdit var ve ölüm var. Ama tabii ki bu konuda ticari olarak Türkiye bir fırsattan önüne bir fırsat doğacaktır. Ticari faaliyetler bize olumlu yönde etkileyecektir inanıyorum. Ama yeter ki ülkemize bulaşmasın, ülkemizde ölümler olmasın, korunmayı bilmemiz lazım. Biz İhracatçılar Birliği olarak yaptığımız bundan sonraki dünyanın neresinde olursa olsun maske, eldiven, koruyucu losyonlar vermeye başladık, çantalarına koydurmaya başladık. Çünkü herkes bir tedirgin, herkes uçağa binmekten korkuyor, yurt dışına seyahat etmekten korkuyor. Uzak doğulunu biri gördüğü zaman yolunu değiştiriyor.
Gerçekten bir tedirginlik var. Umarız en kısa sorunda sürede çözümün sağlanır diye umut ediyoruz, ümit ediyoruz. Evet. Yurt içine dönecek olursak, dün enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal'ın açıklamaları vardı. Evet. Biraz da yurt içi ekonomiyle devam edelim, ardından yine yurt dışına yöneleceğim. Makroekonomik göstergelerde iyileşme olduğunu, özellikle talep bazlı enflasyonist baskının da herhangi bir baskıda beklemiyoruz açıklamasını bulundu. Diğer yanda reel sektörün döviz boşluğunun da azaldığına dikkat çeken yer vardı. Siz ne dersiniz? Faiz indirim sürecinin sonuna gelindi mi? İç talepte toparlanmayı yeterli buluyor musunuz? Bu açıklamalar bazında sizin de yorumunuzu almak isterim. Şimdi aslında enflasyonun baz etkisi belki son noktaya geldi. Ama ne olursa olsun iç piyasada çok ciddi bir küçülme var, daralma var. Yani bu daralmanın etkisiyle elimizdeki stoklar ve kullandığımız ara ve mamul stoklarımız şu an minimum seviyede. Eğer işlerin biraz hareketlenmesi, inşaatta ve otomotivde ve bunlara bağlı sanayilerde inşaat hareketlenmesi, bu sefer ister istemez stoklarımızı arttıracak, ara ürünlerimizi arttırma olacak. Bundan dolayı da ister istemez enflasyona yine olumsuz etkisi bulunacak. Şu an yani cebimizdeki parayla cebimizdeki stoğu taşıyoruz. Elimizdeki gücümüz kadar ayağımızı, yorganımızı uzatıyoruz. Ama ister istemez işler biraz hareketlendiği zaman bu piyasayı taşıma, vadeyi taşıma, müşterilerimizi taşıma bağımında enflasyona etkisi olumsuz yönde olacaktır. Yani şu an her şey minimum boyutlarda ve minimum çerçevede gittiği için evet her şey çok olumlu gözüküyor. Ama biraz gaza bastığımız zaman ben faizlerin bir tık daha yükselebileceğini bekliyorum. Sizin yorumunuz ne olacak Hülya Hanım? Özellikle bu yıl kapsamında iş dünyası olarak öncelikle iç talebi, pazarı ve ekonomik anlamda beklentiniz nasıl şekilleniyor? 2020 senesinde 2019'a göre çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir kere söylemiş olduğunuz gibi özel sektörün kredilerinde oldukça bir azalma oldu. Devletimiz tarafından verilen ivme kredisinin çok büyük faydası oldu. Çünkü uzun döneme yayılması finans açısından ve yatırım yapan sanayici açısından çok büyük katkı sağladı. Aynı zamanda kişi başına verilen istihdam özel kredileri var. Destekleri var. Evet, bu konuda da biz çok fayda görüyoruz. Onun için 2020 senesi otomotiv sektöründe biraz daha iyileşeceği tahminiyle daha iyi bir sene olacağını düşünüyoruz. Gedik olarak da yatırımlarımıza Türkiye'ye güvenerek, ülkemize güvenerek devam ediyoruz. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. DX seçimlerinde siz de Türkiye Bangladeş Ülke İş Konseyi Başkanı oldunuz. Evet. Öncelikle şunu sorayım, biraz yine yurt dışına dönelim. Türkiye ile Bangladeş arasında ne kadarlık bir dış ticaret hacmi var? Orada ağırlıklı beyaz ve dayanıklı tüketim ürün gruplarını ve enerji sektöründe yatırımlarımız olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda gerek orada yatırım fırsatları gerekse Bangladeş'ten Türkiye'ye yatırım çekme açısından ne yönde çalışmalarınız olacak Hülya Hanım? Bangladeş-Türkiye arasındaki dış ticaret hacmimiz çok fazla değil. 850 milyon dolar civarında ve Türkiye'den Bangladeş'e demir-çelik ürünleri, aynı zamanda tekstil makineleri, tekstil kimyasalları ihraç ediyoruz. Ve bunun miktarı yaklaşık 300 milyon civarında. 450 milyon dolar civarında ise Bangladeş'ten Türkiye'ye örme, tekstil, bildiğiniz gibi Bangladeş çok önemli tekstil ülkesi. Tekstil konusunda dünyanın ikinci büyük ülkesi. Bu bakımdan Türkiye'nin Bangladeş'ten alabilecekleri katma değeri yüksek olmayan, fakat Türkiye'nin de aslında ihracatta iyi olduğu sektörlerde. Bundan dolayı iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılması buradaki üreticinin menfaati olmadığı için benim iş konseyi başkanı olarak görevlerimden bir tanesi, kendime misyon olarak istediğim tercihli ticaret anlaşması her iki ülke arasında yapılabilmesi, ki bazı sektörleri koruma açısından olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Bangladeş
Güney Asya'da büyüme hızı Çin'i de geçen, şu an 2019'da %8'e varan bir ülke. Ondan dolayı büyük yatırımcıların Amerika, Çin ve aynı zamanda İngiltere gibi gözleri Bangladeş'te. Ve Türk yatırımcısı da birçok, sizin de söylemiş olduğunuz gibi beyaz eşya ve aynı zamanda tekstil konularında yatırım yapmış durumda. Önemli bir ülke ve yatırım içinde çok açık bir ülke ve Türkleri de çok seven bir ülke. Bu bakımdan orada birçok fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Başkanlığınız döneminde serbest ticaret anlaşmasına imza attıracağız. Tercihli ticaret anlaşmasına. Peki, Demir Demir Düşün Metaller Grubu ve Hırdavat özellikle, evet, derneğiniz yine hayırlı uğurlu olsun diyerek olun, başlamak istiyorum. Ederiz. Burada da başkanlığınız döneminde özellikle bu kapsamda yurt dışında hangi pazarlar ihracatta daha fırsat olarak gördünüz? Ve bu yıl bu anlamda ne kadarlık bir gelir öngörüyorsunuz Çetin Bey? Şimdi biz hırdavat sektörü olarak biliyorsunuz inşaatta kullanılan hırdavat, mobilyada kullanılan hırdavat, elektrikte, makinede, otomotivde, beyaz eşyada kullanılan hırdavat olarak kategorize ediyoruz. Bizim hırdavat dediğimiz zaman aklımıza gelen konu bağlantı elemanları, el aletleri, kilitler, kesici takımlar, mobilya aksesuarları, iş güvenlik malzemeleri, kaynak malzemeleri ve bunların ekipmanları olarak kümülatif olarak kullanılan malzemeye hırdavat diyoruz. Hırdavat sektörü bu yıl 8 milyarın üzerinde ihracat yaptı. Ciddi bir rakam. Biz sektör olarak küçük bir sektör değiliz. Ama bugüne kadar Hırdavatçılar Derneği diye bir dernek olmadığı için hangi çatının altında, bir çatının altında buluşamamıştık. Biz demir demir dışındaydık. Biz inşaat malzemelerinin içindeydik. Biz makine ekipmanlarının içindeydik. Biz işte taş grubumuz, maden grubunun içindeydi. Şimdi biz bunların hepsini tek bir çatının altında toplayarak verilerimizi ve bilgilerimizi tek bir havuzdan yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi hırdavat sektörü gerçekten önemli çünkü katma değerli bir sektör. 4.64 dolar kilogram gibi bir ihracat fiyatımız var. Türkiye ihracatının 3.5 katı bir ihracat rakamımız var. Yaklaşık 700 bin çalışanımız var. 14 bin paydaş meslektaşımız var. Şimdi büyük bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlenin birinci hedefi tabii ki ihracatını daha fazla arttırmak, ihracatında daha çok ülkeye ulaşmak. Bizim en önemli katma değerli pazarımız Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde biz ürünlerimizi 5,5-6 dolar seviyelerinde ihracat yapabilme fırsatına sahibiz. Kalite yönünden baktığımız zaman Avrupa Birliği ile biz bu saydığım sektörlerin tamamı rekabet edebilecek, kalite yönünde Avrupa'nın beklentilerini karşılayabilecek şekildeyiz. Fiyat karşısında da Çin ve Uzak Doğu'nun fiyatlarıyla da bu ürünleri kendilerine tedarik edebilecek boyuttayız. Yani Uzak Doğu'nun fiyatıyla Avrupa'nın ve Batı'nın kalitesiyle biz bu ürünleri onlara verebilecek altyapı ve makine ekipmanına sahibiz. Baktığımız zaman da biz bunlarla ilgili birinci pazarımız Almanya. Yani en çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman ilk sırada Fransa, Almanya geliyor. Şimdi demek ki biz Almanya gibi bir beklentisi yüksek bir ülkeye 800 milyon dolar gibi bir ihracat yapıyorsak arkasından tüm Avrupa ülkelerine beklentileri yönünde daha fazla ihracat yapmamız yine gerekiyor. Yine hedefte AB ülkeleri olacaktır diyorsunuz. Ve ikinci sırada Amerika. Ve Amerika olacak. Çünkü Amerika ile biliyorsunuz son dönemde bir yaklaşmamız var. 100 milyar dolar gibi bir hedef koyuldu. Amerika'ya şu an resmen bir çıkartma düzenliyoruz. B2B'lerimizle, fuarlarımızla Amerika pazarını iyi etüt etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz hırdavat sektörü olarak Amerika'da neredeyse hiç yokuz. Evet. Peki Hülya Hanım, siz özellikle ihracat pazarları anlamında nereleri öncelikli olarak görüyorsunuz bu yıl kapsamında? Sizin birçok sektörde yatırımlarınız var. Dolayısıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bizim Gedik olarak en önemli pazarlarımız Körfez ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve aynı şekilde tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'da ihracatımız var ama ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. Peki Azerbaycan'da bir yatırımınız olmuştu en son. Burada ne kadarlık bir dış ticaret hacmi ve üretim kapasitesi bekleniliyor? Ne kadarlık bir yatırım? Bir bunu da hatırlayalım.
Evet, iki ülke tek millet diyerek ki orada ilk metal sektöründe yatırımı yapan cesaretli diyeceğim firma biziz. Oradaki büyükelçimizin de ifadesi bu şekilde. Biz oradaki ihracatımızla ülkedeki tek üretici olduğumuz için hem ülke ihtiyacını aynı zamanda CIS ülkelerine de oradan gümrüksüz ihracat imkanı sağladığımız için ihracatımızın toplam ihracatının %20-25 civarında oradan ihracat yapmayı düşünüyoruz. Özellikle hangi ürünler ve ne kadarlık bir yatırımdı? Bizim yatırımımız 10 milyon dolar civarında fakat her sene yükselecek tabii ki bu yatırım. Çünkü kaynak dediğiniz ürünler aynı zamanda biz Çetin Bey'le birlikte hırdavat sektöründe de üyeliğimiz ve aynı zamanda İdmit'te de üyeliğimiz var. Bu kaynak ürünleri çok çeşitli ürünler. Sadece tek bir ürün değil. Ve buradaki ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve yatırımlarla birlikte çeşitli yatırımlarla birlikte artırılmasını istiyoruz. Bu rakamı daha da yukarıya çıkartacağız. Peki Gedik Holding olarak bu yıl veya orta uzun vadede yatırım plan ve hedefleriniz içerisinde yeni bölgeler veya yurt içinde işbirliği, yatırım planlarınızı biraz da büyüme stratejinizi dinlemek isterim. Gedik Holding ben 30 senedir çalışıyorum ve 30 senedir yatırım yapıyor. Yani yatırımı yapmadığımız bir sene yok. Ben şirkette söylediğim bir şeyde artık yatırımı bitirsek de şöyle ben de bir rahat otursam diyorum ama sanayici devamlı yatırım yaparak büyüyebiliyor. Ve bu vesile Hendek'te ikinci organ sanayi bölgesinde Gedik kaynağın 150 dönüm üzerinde çok büyük bir yatırımı var. Ve bu yatırımla Doğu Avrupa'dan Hindistan'a kadar ki en büyük kaynak malzemeleri üretim firması olacağız. Bu sene içinde taşınmaya başladık. Ve inşallah 2 sene içinde de bulunduğumuz yerden Sakarya'ya Hendek 2. Organ Sanayi Bölgesi'nde yatırımlarımız tamamlanmış olacak. Ne kadarlık bir yatırım büyüklüğü Hendek'teki? Burası 100 milyon dolar civarında bir büyüklüğe erişecek. Uzunca bir süredir yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'da üretim yeri açtık ve bu sene içinde de Doğu Avrupa'da bir üretim yeri açıp müşteriye yakın olmayı ve müşteri pazarlarına çok daha rahat hitap etmek için ve aynı zamanda global marka olabilmek amacıyla farklı ülkelerde de üretimimizi sürdürmeyi düşünüyoruz. Şunu da sorayım, Azerbaycan'dan sonra yurt dışındaki rota Doğu Avrupa dediniz. Burada belirlediğiniz nokta ülkeler çıktı mı ön plana? Evet, evet. Bulgaristan ve Romanya üzerinde düşünüyoruz. Yine aynı sektör üzerine mi olacak? Evet. Biz bildiğimiz uzmanlık konumuz üzerinde ilerliyoruz. Demir düş metaller. Evet, kaynak konusuyla ilgili kaynak sektöründe ve bu konuda yatırımlar yapacağız. Peki Doğu Avrupa'daki yatırım özellikle Avrupa pazarına mı yönelik olacak? Yani oradaki hedefiniz nedir Doğu Avrupa'daki yeni yatırımla birlikte? Kesinlikle Avrupa pazarına yönelik olacak ve Avrupa pazarının getirmiş olduğu avantajlar ve fırsatlar var. Bunlar neler? Kuzey Afrika'ya gümrük vergisi yok. Türkiye'den ihracat yaptığımız zaman maalesef bazı ülkelere gümrük olduğu için Avrupa Birliği ile yapmış oldukları anlaşmadan Avrupa'daki bir yatırımcı olarak biz de faydalanacağız. Çetin Bey, evet. Yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarına baktığımızda özellikle yine sektör temsilcisi olarak siz bu kapsamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışı bu anlamda bir miktar daha farklı konularda daha da cazip mi duruyor? İhracat pazarlarına ulaşma noktasında. Şimdi çok Hülya Hanım da biraz önce bahsettiği gibi pazarlara yakın olmamız gerekiyor. Yani ne olursa olsun Türkiye evet Avrupa Birliği'ne çok yakın. Ama Avrupa'nın içinde olmak bambaşka bir şey. Belki üretimi biz Türkiye'de yapabiliriz ama lojistik ve depolama olarak Avrupa'nın içinde olup kendi malımızı daha hızlı, just in time dediğimiz daha çabuk teslimat yapmamız gerekiyor. Zaten büyük firmalarla çalıştığımız zaman da bunu kendileri istiyorlar. Kendileri kendi ülkelerinde depolarında mal istiyorlar. Bunun içinde Polonya olsun, Almanya olsun, Fransa olsun bu işe çok önem veriyor.
Diğer bir pazar, uzak pazar Amerika. Amerika pazarında muhakkak bizim kendi antrepo ve depolarımızı açıp o pazarlarda olup, o pazarlara daha yakın olup oradaki imalatçılara ve satıcılara malı daha hızlı teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için de devletimizin vermiş olduğu destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından çok güzel destekler var. Bu destekler kapsamında birçok firmamız aslında kümelenip ticaret merkezleri oluşturuyor. Ve bunların yavaş yavaş da semerlerini yemeye başladık, görmeye başladık. Biz hırdavat sektörü olarak da en önemli pazarlarımızdan biri biraz önce söylediğim gibi Amerika. Amerika'nın farklı bölgelerinde bir lojistik merkezler kurup oradaki sektöre yönelik mallarımızı depolayıp orada müşterilerimize ulaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Dedim ya yani 2020 yılı Amerika'ya çıkartma yılı ilan ediyoruz. Bakalım o pazardan ne kadar payımızı artırabilirsek bizim için çok faydalı olacaktır. Hülya Hanım, Amerika pazarına dair sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Ağırlıklı Körfez ülkeleri, Avrupa bezlisiniz ama Amerika pazarına yönelik bir çalışmanız olacak mı ilerleyen dönemlerde? Biz Amerika'ya son 20 senedir ihracatımız var. Fakat son 2 senedir yaşadığımız politik olaylarla ekonomik olaylar o kadar birbirinin içine girdi ki bizim kaynak ürünlerimize ve demir metal ürünlerine %50 idi. Allah'tan %25'e indi. Bir gümrük vergisi var. Evet. Bundan dolayı ihracatımız... Normalleşti yani seviye. İhracatımız devam ediyor. Fakat tabii ki oradaki müşteriler aldıkları zaman Amerika pazarının şöyle güzelliği var. Alan müşteri çok yüksek miktarda alıyor. Bu bakımdan özellikle oradaki toptancıya satabilme imkanları olduğundan dolayı Amerika pazarı her zaman için öncelikli pazarlarımızdan bir tanesi. İnşallah şu gümrük vergisi de iner ise tabii Çin'e de geldi. Bu arada yani bizim sektör olarak, uluslararası sektör olarak baktığımız zaman çok da dezavantajlı bir durumda olmamakla birlikte yine de istiyoruz ki bizim rekabet gücümüz, Türk malının rekabet gücü uluslararası pazarlarda daha fazla olsun. Bunun için bu gümrük vergileri biraz belimizi büküyor. Bir miktar değil mi? Gümrük vergilerinde özellikle ihracatçının maliyetlerini artıran önemli kalemlerden biri haline geldiğini söylediniz. Ve son olarak şununla da ilerlemek istiyorum. DEİK olarak gerek dış ticarette önemli bir misyon yüklenmiştir. İhracatçılara finansal anlamda son yıllarda Exim Bank'ın desteği de yadsınamaz. Bu kapsamda özellikle ihracatçıya yönelik daha destekleyici, belki Türkiye marka algısını da arttırıcı nasıl bir strateji izlenmeli, ne dersiniz? Türkiye uluslararası marka yaratmak zorunda. Biz bunu bulunduğumuz STK'larda hedefliyoruz. Çünkü marka olduğu zaman alınabilirliği aynı zamanda satış fiyatı olarak çok daha avantajlı bir durum yakalanabiliyor. Tabii ki Exim Bank'ın ihracatçıya çok büyük destekleri var. Hem sigorta anlamında hem aynı zamanda kredi anlamında. Ve bu bakımdan çeşitli araçlarını Exim Bank'ın biz firma olarak kullanıyoruz ve çok da faydasını gördük. Exim Bank'ın destekleriyle ilerleyelim mi? Evet. Yani Exim Bank gerçekten... Yeterli mi? Özellikle düzenlenmesini beklediğiniz noktalar var mı? Şimdi Exim Bank'ta evet TL kredilerle ilgili maalesef şu an TL kredi kullanamıyoruz. Ama Exim Bank 2019'da müthiş bir performans gösterdi. İyi ki Exim Bank'ımız var dedik. İhracatçı olarak işte ise konuşuyoruz, konuştuklarımızı dinliyorlar ve ona göre yeni yaptıkları uygulamalar oluyor ve bizi rahatlatıyorlar. Şimdi uzun vadeli krediler de var. Sigma dedikleri 7 yıl vadeli, 10 yıl vadeli yatırım kredileri de Exim Bank'ta geldi. Sigortacılık sisteminde bazı ülkelere yönelik maalesef çok kısıtlı davranıyorlar. Onunla ilgili Exim Bank Genel Müdürlüğü'yle, Genel Müdür Yardımcılarıyla toplantılarımız oluyor. Önümüzdeki hafta yine Exim Bank Genel Müdürlüğü'yle Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nde bir toplantımız var. Orada da dile getireceğiz. Çok yakın ilişkiler içindeyiz. Gerçekten Exim Bank 2019'da çok başarılıydı. İnşallah 2020-2021'de de aynı başarıyla ihracatçımıza destek olmaya devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Hissiyat Başkanı ve İdmit Yönetim Kurulu üyesi Çetin Tecdelioğlu ve DEİK Türkiye Bangladeş Ülke İş Konseyi Başkanı Hülya Gediye diyor. Ve böylelikle bir iş dünyasını bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından kripto para lehinden sizlerle birlikte olacağım.